Genel izleyici. Merhaba, ben diş hekimi Bekir Talat Ekiz. Bugün sizlere üst çenede hiç implant yapılmayan hastalarda uygulanan bir yöntem olan zigomatik implantlardan bahsedeceğim. Zigomatik implant, klasik implantlardan daha farklı ve daha büyüktür. Normal implantlar 8-12 mm uzunluğundayken Zigomatik implant 30 ila 50 mm arasında değişmektedir. Üst çenede çok ileri seviyede kemik erimesi olmuş ve hiç implant yapılamayan hastalara uygulanabilir. Bu tedavilerin amacı sadece kozmetik değil, aynı zamanda yutma, çiğneme ve ses çıkartma gibi fonksiyonların da düzeltilmesidir. Zigomatik implant cerrahisi derin sedasyon veya genel anestezi altında gerçekleşmektedir. İlk önce zigoma implantlarının yerleştirilmesi için kesilen diş etleri dikilir. Üst protezde implantların uygulandığı kısımlar bollaştırılır ve protez içerisine doku pomatları yerleştirilir. Bu uygulama sayesinde hastaların eski protezlerinin 6 aylık iyileşme süresi içerisinde kullanabilirler. İkinci adımda implantlar bir metal bar yardımı ile birbirine bağlanır ve bu bağlantıdan 4 ila 6 ay sonra yumuşak dokulardan ölçü alınır. Alınan ölçüler protez yapımı için gereklidir. Protez yapımında uygun bir iyileşme varsa yaklaşık 3 ila 4 hafta sonra ölçü alınır. İmplantlar sabit köprü yapımında olduğu gibi hazırlanır ve laboratuvar işlemleri başlar. Laboratuvar işlemlerinin ardından diş provası yapılır. Kemik erimesi olan hastalarda uzun ve pahalı bir uygulama olan yeni kemik oluşturma işlemine gerek duyulmaz. Önemli olan bir nokta var ki o da Zigoma implantlar daha çok dikkat edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle zigoma uygulaması yapılacak hastaların ve hekimlerin çok dikkat etmesi gerekmektedir. Hepinize mutlu günler dilerim.